Saadet Partisi'nin haftalık değerlendirme toplantısı, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Saadet Partimiz Eskişehir İl Teşkilatı'nın genişletilmiş il divanı toplantısına hoş geldiniz. Saadet Partisi haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman da katıldı. Bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Karaman, yapılacak olan yeni anayasaya parti olarak destek vereceklerini söyledi. Demokratik, insan hakları ile din ve vicdan özgürlüğüne dayalı yeni, sivil bir anayasanın bir an evvel çıkması gerekliliğine inanıyoruz. Ve biz de zaten bu tekliflerimizi hem meclis başkanlığına, hem başbakana, hem de cumhurbaşkanına verdik. Bu yönde atılacak her adımı da destekleyeceğimizi söyledik. Ama maalesef bunlar çözülemiyor. Karaman ayrıca Türkiye içinde kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını öne sürerek çözüm sürecine ilişkin şunları söyledi. Bugün artık hangi kanalı açarsanız açın, bu çözüm sürecinin menfi mi, müsbet mi, ne olduğu belli olmayacak şekilde tartışmalarla donudur. Yıllardır ırkçı emperyalizmin destekleriyle devam eden bu problemin nihayete ermesi elbette ki aklı selim herkesin arzu ettiği bir durumdur. Bunu istememek mümkün değildir. Ancak atılan her bir adımın 100 kere düşünülmesi gerekir. Çünkü bu sorun sadece Türkiye'nin iç meselesi olmaktan çıkmıştır. Küresel aktörler ülkemiz ve değerlerimiz üzerindeki derin menfaatleri her zaman içimizde kaosu arzulamaktadırlar. Türkiye'nin bölünmesi ve yumuşak lokma olarak İsrail'e vilayet yapılması hususunun küresel ırkçı emperyalizmin en büyük arzusu olduğu hiçbir zaman